Arkadaşlar merhabalar. Yeni bir ders. Bu dersimizde yeni araç kullanmaya başlayan arkadaşların, henüz bu işe başlayan arkadaşların nasıl bir süreçten geçeceğini anlatacağım. Bu üç basamaklı bir süreç. Başlangıçta, yani sürecin başında kesinlikle tanımak gelir. Tanıdıktan sonra doğru anlamak gelir. Doğru anladıktan sonra da uygulamak gelir. Bizim genel anlamda, tabii istisnalar var bu meselenin içerisinde ama sağdan gidebiliriz. Ya genel olarak biz bir an önce hemen araca oturduk ya da herhangi bir işte de böyle. Yani başka bir şey öğreniyorsak da bir an önce hemen yapayım fikriyle hareket ettiğimiz için genelde sorunlar yaşıyoruz. Ama otomobillerin bir farkı var. Otomobiller insan hayatını direkt ilgilendirdiği için, yani canlı hayatını direkt ilgilendirdiği için böyle bir şeyi öğrenirken kesinlikle aceleye, oldu bittiye getirmememiz gerekir. Yani üçüncü aşamaya direkt geçmemek gerekir uygulamaya. Doğru tanımak, anlamak, ardından uygulamak gerekir. Tekrar söylüyorum, bizim genel yaptığımız hata, biz hemen uygulamaya çalışırız. Arabaya bineriz. İşte bu neydi, şu neydi, şöyleydi yerine bu gaz, bu debriyaj, bu fren, bu da vites. Hadi gaza bas, debriyajı kaldır, yavaş yavaş kaldır, terazi yap, yarım debriyaj, yarım gaz, araç gitsin. Nasıl bir mantık, ben hala anlayabilmiş değilim. Çünkü ney ne işe yarar, adları tamam, tanımak derken hangisi ne işe yarar, kullandığımız bu mekanizmalar, işte aracın üzerindeki etkileri nedir, fren ne işe yarar, gaz ne işe yarar, debriyaj ne işe yarar, vites ne işe yarar, tamam kullanıyorum ama ne işe yaradığını bilmiyorum. Bunun sonucu olarak da bizim ülkemizde, geçen videoda söylemiştim, 1.313.000 hatta tutanakta trafik kazası, 7.530 insan hayatını kaybediyor ve 341.000 küsur kişi bu trafik kazalarında yaralanıyorlar. Böyle düşündüğünüz zaman, yani buradan baktığınız zaman meseleye, ve kazaların %89.3'ü sürücü hatası olan bir ülkede, yani her 100 kazadan 90 tanesini sürücü yapıyorsa ve bunların geneline dikkatsizlik, aşırı hız ve bence, yani bunu insanlar değerlendiremiyor çünkü araba kullanan herkese biliyor gözüyle bakılıyor, bilmiyor değil. Yani arabaya binmişse ve ehliyeti varsa biliyordur gözüyle bakılıyor. Ama bence dikkatsizlik ve aşırı hız kadar bilgisizlik ve bilinçsizlik var. Bir insan her şeye rağmen aşırı hız yapıyorsa ve dikkatsiz davranabiliyorsa bu bilinçsizlikten kaynaklanır bence. Asıl temel burada bilinçsizliktir. Düz karşıya gideceğiz Mustafa'cığım. Mustafa ile de bu arada dördüncü dersimiz. Biz böyle aşama aşama çekiyoruz Mustafa ile ama bu derste ben yekten bir konu işlemek istedim. O artık kullanıyor zaten. Maşallah. Kullanıyor derken nazarım değdi. Stop ettirdi. Mustafa'cığım bak, acele ettiğin sürece hata yapacaksın. Kaçınılmaz. Hata yapmak istiyorsan acele et. Hata yapmak istiyorsan acele et. Ama hata yapmak istemiyorsan acele etme. Tekrar bak, o konuyu anlatıyorum şu an. Biz meseleyi hep uygulamaya getiriyoruz. Hep. Yani hep yapayım. O yaptı, ben de yapayım. O gitti, ben de gideyim. Ya şimdi siz eğer arkadaşlar kendinizi acemi gibi görmezseniz, karşınızdaki sizi hiç acemi gibi görmez. Zaten sizi acemi gibi görmüyorlar. Bir de siz acemi gibi görmüyorsunuz kendinizi. Dolayısıyla size tepki gösterecekler tabii. Yani bizim ülkemizde ne yazık, işte dediğim gibi, bilinçsiz sürücüler, bilinçsiz sürücüler topluluğu olan bir ülkede yaşıyoruz. Yani bilmiyorlar. Ben şu değil ya, akılsız demiyorum, ne olur yanlış anlamayın. Bilinçsiz. Yani bildirilmemiş, anlatılmamış, izah edilmemiş. Hala bildirilmiyor, hala izah edilmiyor, hala anlatılmıyor. Böyle bir ülkede, yani böyle bir trafik sisteminde. Şimdi birçok öğrenci diyor ki hocam işte
Bize hep korna çalıyorlar, bize tepki gösteriyorlar. Bizim üstümüzde sürücü adayı yazıyor, bunu görmüyorlar mı? Görüyorlar da. Onlar tamam, sizin acemi olduğunuzu dikkate almıyor. Ama siz de almıyorsunuz, emin olun. Başta öyle mi Mustafa? Yani teyit etmek zorunda değilsin. Öyle canım, öyle. Hani çünkü sen onlarla bir bilgisayar mühendisiyle ilk defa klavyenin başına oturmuş bir adamın kıyaslanamayacağı bir durum varken, ben iyi kullanıyorlar demiyorum ama kullanıyorlar. Bilinçsizler ama kullanıyorlar. Yani aynı kıyaslama, belki 15 yıldır araba kullanıyor, yanındakiyle aynı şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Yapma. Yani sen o fırsatı veriyorsun aslında. Ben bir videoda anlatmıştım yine bunu. Birçok videoda birçok şey anlattık ama anlatmıştım. Siz onların ekmeğine yağ sürüyorsunuz. Bırakın yavaş yapın. Onları farkında, yani onların farkında olmasını sağlayın. Biraz acele etmeyin. Bakın, bir korna çalarlar, iki çalarlar, üçünü de evet yani bu acemi derler. Yani bu işi yeni öğrenmiş derler. Aa bak, ben de aslında bu tip seviyelerden, aşamalardan geçmiştim diye üçüncü de en azından düşünebilir. Ama biz, onlar kalkmadan kalkmaya çalışıyoruz. Daha yanımızdaki hareket etmemiş, biz kalkmak isterken stop ediyoruz. Örneğin. Şimdi biz kendimizi, yani şuraya geleceğim. Biraz Mustafa'yı da fırçalamış gibi oldum ama gerçekten fırçaladım bu arada, onu da söyleyeyim. Ha, kötü niyetli değil ama, yani motivasyonu bozulsun diye değil. Fakat şu var, biz kendimizin acemi olduğunu kabul etmediğimiz sürece hiç kimse bizim acemi olduğumuzu kabul etmez zaten. Acemi olmak kötü bir şey değil ki. Her insan yeni başladığı bir işte acemidir zaten. Yani hiç kimse, bu süper zekalıkla falan alakalı bir şey değildir. Bakın, arkamızdan biri kornaya bastı. Umrumuzda bile olmamalı. Çünkü diyoruz ya, ambulans değil, itfaiye değil. Belki şunu düşünebilir insanlar. Ya belki işe geç kalıyor. Hayır, kalmaz. Ya da insan hayatından hiçbir geç kalınmışlık önemli değildir. Tekrar söylüyorum, bir itfaiyenin yetişmesi için elimizden geleni yaparız, başka bir şey. Ambulans evet, ama şu bu tip solumuzdan şimdi geçen arkadaşlar için ekstra bir şey yapmaya gerek yok. Onlar gerektiğinde yapar zaten. Siz sadece üzerinize düşeni yapın. Yani acemi olduğunuzu bilin ve acemice hareketler yapın. Yani yavaş hareket edin, kontrollü hareket edin. Yaptığınız şeyi anlamaya çalışın. Önce, sonra uygulayın. Tanımak, anlamak ve uygulamak demiştik. Yani biz her şeyi hemen uygulamaya çalışırsak muhakkak büyük problemler yaşarız. Şimdi dolayısıyla yeni araç kullanmaya başlayan bütün arkadaşlar, ya da kullanan arkadaşlar, daha önceden de kullanan arkadaşlar, lütfen kullandığınız şeyi önce tanımaya çalışın. Çünkü bu hayatta da, insanlar arasında da, bütün eşya ilişkisinde ya da insan ilişkilerinde tanımak diye, oryantasyon diye, işte adaptasyon diye bir şey vardır. Yani tanımadığınız, önce bakın mesela evlilikler nasıl olur, böyle bir örnek vereyim. Önce tanışırsınız. Sonra anlaşırsınız, sonra uygulama, yani evlenirsiniz. Tanımak, anlamak, yani anlaşmak ve uygulamak. Yani eşyanın kimyasında bu vardır, insanın kimyasında bu vardır. İnsan tanımadığı bir şeyi iter her zaman. Yani sizi korkutan, aslında sağ şeritten gidelim. Ne olduğunu bilmediğiniz şeyler sizi korkutur. Ne olduğunu biliyorsanız korkmazsınız. Tedbir alırsınız her zaman. Yani bu anlamda söyleyeceğim şeyler bunlar. Lütfen dediğim gibi mekanizmaları doğru tanımaya çalışın önce. Anlayın, muhakkak yapacaksınız. Hiçbir zor yanı yok çünkü. Mustafa, dediğim gibi dördüncü dersin değil mi? Çok zorlandığın bir şey var mı gerçekten? Daha önce araba kullanmış mıydın? Hayır. Benim için o önemli. Kullanmadım, hiç kullanmadım. Şimdi şu çok önemli. Ben hani bir şey ispat etmek zorunda değilim. Kimse değil, sen de değilsin ama ben samimiyetime en azından güvenmenizi istiyorum. Bu arkadaş gerçekten araba kullanmamış. Dördüncü dersi kullanıyor arabayı. Diyeceksiniz ki hep aynı yerde. Yo, ben ona sordum. Trafikte mi istersin, alanda mı? Kendisi alanda kullanmak istediğini söyledi. Daha hakim olmak istediğini söyledi. Biz trafikte de kullandık. Gerçekten çok zor değil. İnanılmaz basit. Ama tanıdı. Ben tanıdığına inanıyorum.
anladığına da inanıyorum. Stop etti mi? Etti, edebilir. Siz de, ben de ediyorum stop.